Türkiye'nin en güçlü yerli ve milli motorunun döner parçalarının geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılması aslında son derece kritik bir virajın dönüldüğünü gösteriyor. Gelinen noktayı geçmiş tecrübelere dayandıran uzmanlara göre Türkiye uçak motoru konusunda dünyadaki çok az sayıda ülkenin kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Teknofest başta olmak üzere savunma sanayi fuarları denildiğinde akıllara genelde savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ya da devasa zırhlı araçlar gelse de aslında bu tür etkinlikler sektörün kim alanlarda geldiği seviyeyi göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde başkentte gerçekleşen Teknofest'te her ne kadar ilk kez gördüğümüz bir füze ya da yeni platform olmasa da farklı alanlarda sergilenen kim ürünler son derece kritik kabiliyetlerimizin ilk kez kamuoyuna açıklanması bakımından oldukça değerliydi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından sergilenen Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru ailesi TİTF-6000 ve TİTF-10000'in -10 üretilen ilk döner parçaları da bahsettiğimiz kritik detaylardan biriydi. Savunma sanayi uzmanı Kubilay Yıldırım ile hem bu dönem parçaların ne işe yaradığını hem de bu adımın fotoğrafın bütünü için nasıl bir anlam taşıdığını konuştuk. Konu son derece teknik detaylar içerse de hemen hemen herkesin anlayabileceği genel bir çerçeve çizerek anlatmaya başlıyor Yıldırım. Gaz türbinli motorlarda sürekli bir emme ve sıkıştırma olduğunu ve bunu da fan ile kompresörün yaptığını söylüyor. Yakıt püskürtme ve ateşleme işini ise Yanma odasının yaptığını anlatıyor. En sonunda genleşme ve egzoz olduğundan bahsedip bunun da türbin ve motor egzozu bölgesinde yapıldığı bilgisini paylaşıyor. İşte bu noktada lafı sergilenen ürüne getiriyor. Gaz türbinlerinin verimliliği, uzun ömrü ve hava aracının her türlü manevra güç gereksinimine cevap verebilmesi için fan kompresör sektörünün tasarımı ile sahip olduğu özelliklerin çok kritik olduğunu altını çiziyor. Teknofest Ankara'da neredeyse bitmiş bir fan kompresör ürün grubu sergilenmesi Bizleri oldukça şaşırttı diyor Yıldırım. Sebebini sorduğumuzda ise iki temel noktaya dikkat çekiyor. Birinci olarak beklenenden çok daha hızlı gerçekleşmesi meselesine değiniyor. Ve ikincisi ise güncel ve gelişmiş gaz türbünlü motorlardaki tüm özelliklere sahip olduğu belli olan bir fan kompresör sektörü gördük. Soğuk sektörün döner parçalarının bu kadar ilerlemiş olması motorun geri kalanında epeyce kolaylanmış olduğunu gösteriyor bilgisini paylaşıyor. Türkiye'nin en güçlü yerli ve milli motoru. TEI tarafından TF-6000, TF-10000 olarak kodlanıyor. Kubilay Yıldırım tasarımla ilgili bazı detaylara değinirken ülkemizin aslında nedenli kritik bir kabiliyet kazandığını da net bir şekilde anlatıyor. Eski nesil motorlarda tüm kompresör kanatçıkları bir metal diskin üzerindeki yuvalarına tek tek takılır ve sabitlenirdi. Örneğin Hürjet'in motoru olan Amerikan F-404 motorunda ya da f 16 altlarımızda uçan F-110 motorlarında fan ve kompresör halen böyle. Ancak yeni nesil motorlarda bu metottan vazgeçiliyor. Burada tek parça bir titanyum ya da nikel alışımı bir diskin çok gelişmiş takım tezgahlarında bir heykel tıraşın taşı şekillendirdiği gibi yavaş yavaş oyulup kazınması ile diskin ve üzerindeki kanatçıkların yekpare olarak ortaya çıktığı bir metot uygulanıyor. Blisk denilen bu parça İngilizce blade yani kanatçık ve disk kelimelerinin birleşiminden türetilmiş. Blisk yapılar motoru hafifletmenizi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda uçak içinde motora ayrılan alanı çok daha verimli kullanabilmeniz imkan tanıyor. Bunların yanı sıra sıkıştırma verimliliğini arttırabileceğiniz özel kanatçık geometrilerini tasarlayabilmenize olanak veriyor ve motorun yakıt tüketimine katkıda bulunuyor. Kubilay Yıldırım kanatçıklar üzerinde yer yer birkaç mikron hassasiyetinde doğruluk aranan bir üretim tipi olduğunun altını çiziyor ve mikron meselesini biraz daha açıp milimetrenin binde bir hassasiyetinden bahsediyoruz diyor. Bu üretim tipinin ancak çok derin işlem bilgisine sahip, çok sıkı kalite kontrol kültürü oturtabilmiş firmaların altından kalkabileceği bir yöntem olduğuna işaret ediyor. Tey bu tip üretim konusunda dünyadaki sayılı fabrikalardan biri dedikten sonra devam ediyor. Son yıllarda havayolu filolarına katılan yolcu uçaklarının yaklaşık %70'ini oluşturan tek koridorlu A320 Neo uçaklarının yarıdan fazlasının ve B737 MAX uçaklarının tüm motorlarının benzer parçaları Tey imalathanelerinden çıkıyor. Sadece bu rakamlar T’nin Dünya'daki yerini açıklamaya yeter. Şimdiye dek Dünya'nın en önde gelen firmaları ve çok kritik uluslararası motor projeleri için üretim yapan T’yi ilk kez kendi tasarımı bir motorun yine bizzat Türk mühendislerince tasarlanan fan kompresörünü üretip sergiledi. Yani Dünya'nın blisk ihtiyacını karşılayan dev firma artık üretim kapasitesini tasarım ile de birleştirmiş oldu. Kubilay Yıldırım TF6000 ve TF10000 motorunun sadece savunma sanayi için değil, Türkiye'nin havacılık tarihindeki önemi açısından da çok sayıda ilki beraberinde getirdiği görüşünde. Tein'in büyük bir platforma takılan ilk kas türbin motoru Gökbey helikopteri için geliştirilen TS-1400 motoruydu ve bu motor iki kademe radyal kompresöre sahipti. Yüksek güçlü jet motorları için artık TF-6000, TF-10000 motorunda gördüğümüz gibi eksenel kompresörlü bir tasarıma ihtiyacımız var. Bu motor firmanın süpersonik hızlara çıkabilecek bir platformu güçlendirebilecek ilk motor tecrübesi olacak. Özel kristal yapısına sahip, içinde soğutma kanalları olan, üzerinde koruyucu seramik kaplamalar olan, türbin kanatçıklarının geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda ilk tecrübe TS-1400 motoru ile kazanılmıştı. TF-6000 ve TF-10000 projesi ile daha büyük türbin kanatçıkları geliştirilip üretilmesi tecrübesi de kazanılacak. TF-6000 motoru düşük bypass oranlı bir turbofan motor olacak iken türevi TF-10000 ise Art yakıcıya sahip bir savaş uçağı motoru olacak. Bu proje vesilesiyle ilk kez bir art yakıcı, bunların alt sistemleri ve hareketli lüle sistemi Türkiye'de geliştirilecek, üretilecek ve platforma uygulaması yapılacak. Yine en kritik konulardan biri olan motorun kontrolü, platform ile arayüzü konusunda paha biçilmez bir tecrübe kazanılacak. Motor üzerinde tam kontrole sahip dijital kontrolör ve kritik diğer bazı teknolojilerde bilgi ve uygulama birikimi kazanılacak. Kısaca TF6000 ve TF10000 güncel bir yüksek performanslı jet motorunun getirdiği tüm alt teknolojilere sadık kalınarak tasarlanıp üretilecek bir motor. Bu motor en başta Milli Muharip Uçak Kaan'ın ihtiyaç duyacağı turbofan motor için bir teknoloji geliştirme, tecrübe edinme platformu olarak da iş Bu tür karmaşık sistemlerin daha basitten, küçükten daha karmaşıya ve büyüye doğru tasarlanması sürecin doğru akışının da işareti. Motorla ilgili sektörde en çok beklenen hususlardan biri de prototipin ne zaman bütün olarak ortaya çıkacağıydı. Bu konuda iki kritik bilgiye sahibiz. Birincisi Eylül sonunda İzmir'de düzenlenecek Teknofest'te motorun prototipini bütün olarak görebileceğiz. İkincisi ise bu yıl bitmeden motorun ilk kez çalıştırılması planlanıyor. Peki Türkiye için böylesine önemli olan bu motoru hangi platformlarda göreceğiz? Kubilay Yıldırım TF6000 motorunun en başta Kızıl Elma ve Anka 3 platformlarında kullanılacağını anımsattıktan sonra sözlerini şöyle tamamlıyor. Bu motorun çekirdek kısmı yani kompresörü, yanma odası ve türbün sektörü kullanılarak ilerideki gereksinimlere göre birçok turboşaft motoru, turbo prop motoru, statik türbini üretmek mümkün. Artık bundan sonrası bir uygulama yeniden paketleme haline gelir. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki A400M uçaklarının motoru olan ve uçağın pervanesini döndüren TP-400 turboprop motorunun çekirdeği, Fransız Rafal uçaklarını güçlendiren Safran üretimi M88 motorunun da çekirdeğidir. de bir kez TF-6000 ve TF-10000 motorunu yaptıktan ve olgunlaştırdıktan sonra güç ve ağırlık gereksinimleri uygun olan her uygulama için bu motoru yeniden paketleyebilir. Mesela ileride bu motorun türevini bir helikopterimizde görebiliriz. O nedenle aslında Teknofest Ankara'da ilk kez gördüğümüz dönem parçacıklar Türkiye'nin havacılık tarihinde bir dönüm noktasını gösteriyor ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.